Evet, dünya basınındaki değerlendirmelerden bazılarını da dikkatinize getirdik, bilginize sunduk. Saatlerimiz 21.06'yı gösteriyor. 28 Şubat akşamında KRT Televizyonu Yön Radyo ortak yayınında dünkü gelişmeleri ve 33 askerimizin şehit olduğu Suriye'deki son saldırıyı değerlendirmeye devam ediyoruz konuklarımızla. Şimdi de stüdyomuzda bir değerli gazeteci konuğumuz var. Gazeteci, yazar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Mehmet Ali Güller bizlerle birlikte. Mehmet Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sabahtan beri yoğun da bir diplomatik trafik var. Cumhurbaşkanı önce Vladimir Putin'le görüştü. Akşam saatlerine doğru Donald Trump'la bir görüşme yaptığı bildiriliyor. Az önce gelen bir habere göre Almanya Şansölyesi Merkel'le de bir görüşme yapmış. Trump'ın da Merkel'ın da işte Türk askerlerinin ölümlerinden, şehit olmalarından dolayı üzüntülerini bildirdikleri ayrıntısı var ama onun dışında bir ayrıntı yok. Şimdi tabii Batı İttifakı'nın bu son birkaç olayda, yani toplam işte Şubat ayında 55 şehidimiz mi oldu, onu artık saymak bile mümkün değil. Artık saymak da istemiyorum çünkü hani bir sayı meselesine de indirgememek lazım bunu. Türkiye'nin böyle bir Batı ittifakından, NATO'dan medet umar bir görüntü içine girmesi meselesi. Az önce de Haldun Solmaz'la konuşuyorduk. Jens Stoltenberg'in de yaptığı açıklamalarda hani biraz da hani protokoler iş olsun diye bu konuya ilgi gösteriyor. 5 yıldır uyguladığı politikayı uyguluyor. Nedir o 5 yıldır uyguladığı politika? Benim Neo Abdülhamitçilik diye tanımladığım, kendisine Suriye'de Rusya ile işbirliği yaparak alan açan, bunu Amerika ile pazarlığında kullanan ama bu iki büyük kuvveti de Avrupa Birliği ile dengelemeye çalışan bir dış politik anlayış. Bu 100 yıl öncesinin Abdülhamit'in uyguladığının günümüze uyarlanmış hali, o nedenle Neo-Abdülhamitçilik dediğim bir dış politika. Fakat bunun ilelebet sürmesi mümkün değildi. Bu bir süre götürülebildi. Tıkandı yer İdlib düğümü oldu, geldi ve tıkandı. Bu Neo-Abdülhamitçilik politikası AKP'nin çöktü. Kötü olan şu ki bu politikanın enkazının altında maalesef Mehmetçiklerimiz kalmış oldu. O nedenle ben başlarken Türkiye'miz, milletimiz için bir başsağlığı mesajı vererek başlayayım. Çünkü bu politikanın maalesef yanlışın ceremesini askerler çekiyor. Dış politikadaki bu büyük hatanın ceremesini. Şimdi NATO'dan medet umma ya da biliyorsunuz bir takım askeri görüşmeler yapıldı. Todd Walters geldi. Amerika'nın Avrupa'daki en büyük komutanı, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı. Onun hem Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmeleri vardı. Şubat ayının başında bu görüşmeler Türkiye'nin yeniden Atlantik'e çıpalanması için atılan bir çengel niteliğindeydi. Şimdi NATO çağırmak, Amerika ile görüşmek, bütün bunlar Şubat ayın boyunca yapıldı. Fakat bütün bu yapılanlardan Ankara'nın hala görmediği bir gerçek var. Bir, Amerika fiilen Türkiye'nin stratejik ortağı değil. Yani bunlar lafta var ama fiilen değil. Amerika'nın hala Türkiye stratejik hedefi. Amerika'nın YPG'den vazgeçmesinin mümkün olmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu şartlarda hala Türkiye'nin Amerika'dan bir beklenti içinde olması kuşkusuz büyük sıkıntı. Yani siz oraya tekrar çıpalanma eğilimi gösterdiğiniz anda bu sizin 3 yıldır ifade etmeye çalıştığınız ben YPG terör koridoruna karşıyım, bunun için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı yapıyorum dediğiniz bütün o hamlelerinizi boşa çıkaracak. Çünkü o çıpalandığınızda dönüp bu YPG koridorunu kabul etmek ve yeniden başa dönmüş olmak durumunda kalacaksınız. Bir yandan da S-400 bağlamındaki o tırnak içinde meydan okumada boşa çıkacak. Tabii hepsi boşa çıkacak. Diğer yandan şu da bir tarihi gerçekliktir. Yani Amerika kazık atar. Büyük kazık atar hem de, öyle küçük kazık değil. Yani büyük devletin kazığı büyük kazık oluyor. Bunu Kürtler çok yaşadı. Bölgeyi dizayn ediyor, yeni haritalar çizmeye çalışıyor. Üç, bu karışıklık içerisinde kendine bölgede kullanacağı unsurlar devşirmiş oluyor. Şimdi bütün bunları bölge 40 yıldır yaşıyor.
Bu noktada tam da Suriye meselesi, Rusya'nın sahaya inmesi sonrası, 2015'ten sonra bir yön değiştirmişken, yeniden bir bölgesel meseleye bölgeden bakış egemen hale gelmişken, tekrar Amerika'yı bu bölgeye çağırmak, NATO'yu bu bölgeye çağırmak, Avrupa Birliği'nden burası için bir siyasi hatta işte askeri destek istemek hakikaten büyük bir dış politika skandalı olacak Türkiye açısından. Şimdi normal zamanda bir hükümetin bu kadar 180 derecelik dönüşleri kamuoyuna anlatamıyor ya da tabanına anlatamıyor olması lazım. Fakat tabii Türkiye bir tuhaf ülke olduk. Yani dün Rusya ile işbirliği yapılıyor diye herkese Amerikancı diyen AKP'li 3 gündür herkese Rusçu deyip Ruslar kahrolsun Rusya demeye kadar geldi. Yani bu kadar bir uçtan bir uca savrulduğundan bir durum var. O bir yana şuna geleyim. Amerika'dan büyük kazık dedik. O büyük kazığı Yemen'in bir aracına dönüşür. Bugün Türkiye eğer yeniden Amerika ile bir işbirliği yoluna girer, Suriye ordusuyla savaş riskini göze alır ve bunu doğrudan bir Rusya karşıtlığına dönüştürürse. Oradan hiç kimse şunu sanmasın, böyle bir felaket senaryosu oluştuğunda Amerika patriotlarını gönderecek, Amerika askerlerini gönderecek, Amerika Türkiye'ye büyük destek verecek falan olmayacak. Tam tersine Amerika dımdızlak bırakacak buradaki sözde müttefikini ve aman bunlar İran'la da çarpışsın, Rusya'yla da çarpışsın, Suriye'yle de çarpışsın ve bölgede ne kadar bu güçler birbirlerinin enerjisini alırsa, birbirlerini yorarlarsa Amerika için de o kadar bulunmaz bir zemin oluşmuş olacak. Dolayısıyla bu NATO, Amerika faslını Türkiye'nin kapatıyor olması gerek normalde.